Türkiye, Libya'da tehlikeli bir oyun oynuyor. Buna müsaade etmeyeceğiz. Bu sözlerin sahibi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron. Macron, Türkiye'yi taahhütlerini bozmakla suçlarken açıktan tehdit etmekten de sakınmadı. Dünya ırkçılığa karşı birleşti. Avrupa'nın en büyük sömürge ülkesi Fransa ise gözünü yeniden Afrika'ya dikti. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Tunus Cumhurbaşkanı Kais Saied ile Elize Sarayı'nda bir araya geldi. Koronavirüs önlemlerini bireysel olarak kaldırdığı gözlenen Macron, konuğuyla sarılıp kucaklaştı. İkili sarayda gerçekleşen görüşme sonrası basının karşısına çıktı. Macron'un hedefinde Libya ve Türkiye vardı. Son dönemde Akdeniz'de Fransız ve Türk donanmalarının karşı karşıya gelmelerinden rahatsızlık duyduğu belli olan Macron'un bu rahatsızlığı cümlelerine de yansıdı. Macron tabiri caizse Türkiye ve Erdoğan'a aba altından sopa gösterme cüretini gösterdi. Ankara Libya'da tehlikeli bir oyun oynuyor. Buna müsaade etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la daha önce yaptığı konuşmayı hatırlatan Macron, Türkiye'nin Berlin konferansında verilen taahhütleri yerine getirmediğini öne sürdü. Görüşüme göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkiye'nin halihazırda Libya'da tehlikeli bir oyun oynadığını ve Berlin konferansında üzerine aldığı taahhütleri ihlal ettiğini çok net bir şekilde bildirme imkanına sahip oldum. Kuzey Atlantik Paktı'na da çıkışlarıyla dikkat çeken Macron bir kez daha aynı çıkışı yaptı. Yalnız bu kez sözlerine Türkiye'yi de dahil etti. Türk-Fransız deniz kuvvetleri arasında gerçekleşen hadise NATO'nun beyin ölümünün bir kanıtıdır.